Burayı geçen senelerde aldım. Tadilat ettirdim. Karapazar Köyü, Eskişehir burası. 700 yıllık eski bir köy. Burası 75 yılına kadar demirci dükkanı olarak faaliyetteymiş. Burada civardaki bütün köyden, şehirden insanlar gelip burada fayton tekerlerini yaptırırlarmış. Kağnı arabaları, at arabaları falan olurmuş. Hala eski dedelerin kullandığı bıçakları hala evlerde kullanılıyor. 75 yılında rahmetli olmuş. Ondan sonra atıl bir vaziyetteydi burası. Ben tekrardan köyün kullanımı için burayı tadilattan geçirdim. Köyün huzuruna sundum. İsteyen fırsat bulduğu zaman, işi olduğu zaman ocağı yakıyor. İşi varsa görüyor. Kurulu düzendi zaten burası. Bu Türkiye'de 5-6 tane yoktur yani bu körüğünden. Körük aktif olarak çalışıyor. 1900 yılından kalma örsümüz var. O aktif olarak çalışıyor. Yani şu matkabımız 150-200 yıllık matkap. O da aktif olarak faaliyette. İşte ufak tefek yapılacak işleri burada insanlar pulluğunu mulluğunu gelip burada tadilatını yapıyor. Ben de hayır için köye bağışladım yani. Yani ben bu düzeneğin bozulacağını sanmıyorum zaten. Burayı satarsam da bunu alan kişiye söyleyeceğim zaten. O da zannetmiyorum yani. Bu satılırken benim sunacağım bir şarttır yani. Burada eskiden ben bir ele yani araba tamiri, pulluk tamiri palta bıçak yaparlardı. En meşhur burası. Demirci Necati'nin yeri bura. Demirci Necati yerlerde rahmetliye. Burada o her köyden burada yaparlardı yani. Her köyden gelirdi. Yukarı köyden aldan koyacak. Öküz arabalarının, beygir arabalarının ondan pulluk kanlı at arabalarını tamir ederlerdi. Yeniden yaparlardı yani. Adam vefat etti. Oğlanlar şehre gitti. Ondan sonra malum. Virane bir yerdi ya. Ama resmen edişin düzeldi. Her taraf toplandı. Şimdi yine faaliyet hazır. Yapmak isteyene. Bu da 200 yıllık bir eskiden tabii elektrik yok. Matkap. Üstten ve yandan kullanım olarak. Bunu çevirdikçe bu da aşağı tarafta dermek istediğin şeyi ucunu takaraktan derme işlemi gerçekleştiriliyordu. Bu da demirci körüğümüz. Bu körük Türkiye'de yani şu anda el sayısını geçmez yani. Bu şekilde aktif olarak bununla demir döven ustalar olarak.